Bu sene kömür fiyatları çok zam yedi. Kömür fiyatları %100 zam yedi. Yani vatandaş gelip soruyor, alamıyor. Gelip soruyor, alamıyor. Bu sene fiyatlar çok yüksek. Tabii havaların soğumasıyla millet de gelmeye başladı. Bu sefer sıkıntı çekiyoruz. Trabzon'da kömür alamıyoruz. Elimizde, depomuzda olan malımızı satacağız. Artık ondan sonrasını bakalım ne olur. Bir de doğal gaz geldi. Doğal gaz da satışlarımızı azalttı, tonajlarımızı azalttı. Yani bu sene kömür çok pahalı. Vatandaş alamıyor. Mesela geçen sene 2 ton alan, bu sene 1 ton alıyor. 1 ton alan yarım ton alıyor. Adam diyor idare edeyim bakalım ne olur. Şu an öyle. Bugüne mahsus şu an 3000 lira. Soba kömürü 2900-2800, 850 bu aralarda birinci sınıf markalarımız. İkinci sınıflarda 2700-2600'e kadar satılıyor. Doğalgazın ağrıya gelmesi bizim tonajımızı düşürdü. Mesela 1000 ton satan 500'e indi, 2000 satan 1000'e indi, 500 satan 200'e indi. Yani o az satanlar artık kömürle geçimini yapamaz oldu. Doğalgazın etkisi kömürci satışını azalttı, tonajını azalttı. Millet de bu sene kömür pahalı olduğu için genelde Ağrı merkezde bulunan, oturan insanlarımız, onlar da hepsi doğalgaz çekmeye başladılar. Belki şu an doğalgazda sıra da yoktur. Evet. Doğalgaz da etkisi ediyor, yardım kömürü de etki ediyor, şırnak kömürü de etki ediyor. Yani geçen sene gördüğün safi kömür, saadet kömür alıyordum tonunu 150 dolara. Bu sene olmuş 300 dolar. Hala da yükseleceği gibi görünüyor yani. Fiyatlar yükselecek yani vatandaş beklemesin, gelsin kömürünü alsın. Ağrı'daki vatandaşa söylüyorum, gelsin kömürünü alsın götürsün. Yani sonra belki bulamazlar. Artışların önüne geçmek için bilmiyorum yani bu ihracat olan bir şeydir, ithalat olan bir şeydir, dış ülkede gelen bir şeydir. Yani bunu yaparsa devlet büyükleri yapar. Şirketlerin elinde bir şey yok ki. Trabzon'daki şirketin elinde ne var? Oradaki adam gidiyor Rusya'da kömür alıyor. Rusya vermeyince pahalı pahalı veriyor, o da mecbur pahalı alıyor, bize de pahalı satıyor, bize de vatandaşa veriyor. Yani sonuçta mağdur olan vatandaştır yani. Devlet bir el atsa iyi olur, fiyatları düşürürse iyi olur yani. En az vatandaş geliyor, bir torba soba kömürü olmuş 75 lira. Bir eve bir gün yetiyor. Parası olmayan insan bunu nasıl geçinecek, nasıl alacak, alamaz. Devlet bir el atsa iyi olur tabii.